Şimdi bir gazoz makinesi verilmiş. 1 liraya bir tane gazoz veriyormuş. Sonra 4 tane kapağı da yine ücretsiz bir tane gazoz veriyormuş. Başlangıçtaki durum şu. Şöyle yazıyorum. Paramız. Elimizdeki para 22 lira. Bir de 30 tane de kapağımız var. Kapak sayımız da 30. Şimdi tabii biz aldığımız gazozların kapaklarını biriktirip tekrar gazoz alabileceğimiz için şöyle aldığımız gazozları bir köşeye yazalım. Yani şöyle yazıyorum. Gazozlar. Şöyle yazalım. Şimdi bir kere 22 liramız olduğuna göre bir de şunu da artan kapakları da bir köşeye yazalım. Şöyle yazıyorum. Kapaklar. Şuraya da gazozlar diyeyim. Şöyle. Şimdi bir kere biz bu 22 lirayı harcayıp 22 tane gazoz alabiliriz. 22 tane gazoz alırız. Şimdi tabii elimizde 22 tane gazoz alınca otomatik olarak 22 tane de kapak oluşacak. 22 kapak. Bir de 30 kapak vardı önceden. O halde bizim toplam şu an 52 tane kapağımız var. 22 gazoza karşılık 22 kapak oluştu. Bir de 30 kapak önceden vardı. 52 kapak. Şimdi her bir 4 kapağa karşılık bir tane gazoz veriliyor bize. 52'yi 4'e bölersek 52 bölü 4 1, 3, evet 13, 52. Biz 13 tane daha gazoz alabiliriz. 13 tane daha aldık. Ama 13 tane biz gazoz alınca elimizde 13 tane kapak oluşacak. 13 kapak. Bu 13 kapağa karşılık, tabii 4'e bölersek 13'ü, şöyle 3 kere, 3 kere 4, 12, kalan 1, 3 tane daha gazoz alabiliriz. 3 tane daha gazoz aldık. Ama bir tane kapağımız artmış oldu. Yani bir tane kapak artı 3 tane gazoz. Şurayı sileyim. Bu 13 kapağı biz harcadık. Bir tane kapak arttı. Bir tane kapak arttı. Geriye kalan 12 tane kapağa karşılık 3 tane daha gazoz aldık. Bu 12 kapak gitmiş oldu. Elimizde bir tane kapak var. 3 tane kapak da buradan gelecek. Toplam 4 kapak. 1 artı 3, 4 kapak. Bu 4 tane kapağa karşılık bir tane daha gazoz alırız. Tabii bir gazozdan bir tane kapak gelecek ama o bir tane kapak artık bize gazoz veremeyecek. Alabileceğimiz gazozlar şunlar olacak. Bunların toplamı da şöyle 35 yapar. 38, 39. Demek ki toplamda 39 tane gazoz alabilirmişiz. Evet. Dörtlüye kalmıyor.